Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda üçüncü cüzü Arapça metni ve mealiyle beraber arz etmek istiyorum. Euzü <imle> mineşşeytanirracim. <bir> Bismillahirrahmanirrahim. Tilker rusulu fazzalna ba'dahum ala ba'd. Minhum men kellem Allahu ve rafa'a ba'dahum derecat. Ve ateyna Isa ibn Meryem el beyinati ve eyyednahu bi ruhil kudus. Velav şa Allahu maktatalelezine min ba'dihim min ba'd ma ca'atuhum el beyinat ve minhum men amen ve minhum men kefer. Velav şa Allahu maktatelu ve lakin Allah yef'alu ma yurid. İşte peygamberler biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu ruhul kudüs, Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi fakat ayrılığa düştüler, onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi, lakin Allah dilediğini yapar. Yani Allah yapmayı irade ve takdir ettiğini mutlaka yapar. Ancak bu irade ve takdir kulun kendi iradesini kullanacağı yönde gerçekleşir. Bu sebepten kulların hür iradesi üzerinde ilahi bir baskı söz konusu değildir. Ya eyhellezine amenu enfiku mimma razaknakum min qabli en yetiye yawmul la bay'un fihi ve la hulletu ve la şefa'a vel kafirune humuz zalimun. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Kayyum varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten demektir. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatle bulunacak kimdir? Şefaat ile ilgili olarak bakınız Bakara suresi ayet 48. O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bu ayet ayetül kürsi, kürsü ayeti diye adlandırılır. Kürsü Allah'ın kudret ve azameti, onun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Ayette Allahu Teala kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah, Burada nasıl ise öyle tarif edilmektedir. O yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve malikidir. Hiç kimse hakimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde ona ortak değildir. Hiçbir şey ona rakip ve eş olamaz. O mutlak ilim ve irade sahibidir. Ona hiçbir varlık güç yetiremez. O bütün evrenin sahibi, yöneticisi ve hakimidir. La ikrah fit din kad tabiyan rüşd min al-ı gayi, fme yikfur <laughs> bitt tağut ve yu'min bil lahe fakad istemsek bil ırıvat ıluzqa lan fi şamala. Vallahus semiyan alim. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp? Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Din, inanç esaslarını ve buna bağlı olarak yaşanan hayat tarzını ifade eder. Buna göre İslam, iman ve hayat tarzı olarak hiç kimseye zorla kabul ettirilemez. Tağut, sözlük anlamıyla sınırı aşan demektir. Kur'an'da kullanıldığı şekliyle kelime, şeytan, nefis, putlar, sihirbazlar gibi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Kısaca tağut insanları azdıran, saptıran şeylerin hepsini ifade eder. Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minez zulümati ile nur <laughs> ve lezine keferu evliyâuhum uttağutu yukhricunehum minen nuri ile zulumat ulaike eshabun nar hum fiha halidun Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Elem tera ilellezi hacc İbrahim fi rabbihi en Ataullahul mulk. İz "Kale İbrahim Rabbiyye lazi yuhyi ve yumeet "Kale, ene uhyi ve umeet qale İbrahim fe inna Allah yati Şemsi, min el meşriqi fati biha min mağribi fe buhetel kefer ve Allahu la يهdilel kavmez zalimin Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demişti. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Evkellezi merre ala kariyeti ve hiya khaviyetun ala uruşiha. Kale enna yuhye hazihillahu ba'de mevtihaa. فاماته الله مائه عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعد يوم قال بل لبست مائه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولت ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ Yahut altı üstüne gelmiş ıpısız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı sonra diriltti ve ona sordu ne kadar ölü kaldın? O bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır yüz sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar ap açık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Bu ayette ölümden sonra dirilişi merak eden kimsenin mümin biri olduğu anlaşılıyor. Bu konuda Üzeyir, Yeremya veya Hıdır isimleri zikredilir. Burada vurgulanan şey Allah'ın diriltici kudretinin etkinliğini görmek, onun ölümünden sonra dirilişi mutlaka gerçekleştireceğine inanmaktır. Ve iz kale İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Kale evlem tu'min. Kale bela velakin liyetme inne kalbi. قال فخذ أربعة من الطير فسرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز Hakim. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse dört kuş tut, Onları kendine alıştır, sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَاللَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُدَعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ Vallahu vasiun alim. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakla yüz tane bulunan bir tohumun durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَوَالِهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّ وَلَا اَذَلَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ve la aleyhim ve la Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunlara başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Kavulum ma'rufu ve mağfiretun hayrun min sadakati yetba'uha eza. Vallahu ganiyun halim. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sedakatikum bilmenni vel eza kellezi yunfiku malehu ria ennasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ salda لَا يَكْثِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ve meselul lezine yunfikun amvalahum ibtiga amratillahi ve tesbiten min enfusihim kemeseli cennetin bi rabbatin asabaha wabilun فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِّرْ Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون içinden ırmaklar akan hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun, himayeye muhtaç çocuklar var iken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın. Derken bağı ateşli, yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanı versin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Bu ayette yaptıkları iyilikleri başa kakıp, gönül yıkanların durumu anlatılmaktadır. Yıldırımlı bir kasırga, göz alıcı bir bağı nasıl yakıp yıkarsa, onların bu tutumu da Öylece yaptıkları iyilikleri boşa çıkaracaktır. Ya eyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahrajna lekum min el ard ve la tayammumul khabisa minhun tunfikun ve lestum bi ahizihi illa en tugmidu fi ve alimu en Allah ganiyun hamid Ey iman edenler Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, ölmeye layıktır. ve bil Vallahu mağfireten minhu fazla. Vallahu alim. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katında mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Fakir düşeceğinizi söyleyerek sadaka vermekten uzak durmamanızı ister. Yu'til hikmete men yaşa ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira ve ma yezekkeru illa ulul albab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çok şahir verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Hikmet neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamaya yarayan derin ve yararlı bilgi demektir. Hazreti Peygamber yararlı bilgi istemeyi tavsiye etmiş, bizzat kendisi de Allah'tan bu dilekte bulunmuştur. وَمَا أَنْفَكْتُمْ مِنْ نَفَكَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ ve maliz zalimine min ensar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. İn tubdu sadakati fe ni'im mahi ve in tukhfuha ve tu'tuha al fuqara fe huwa khayrul lekum ve yukeffiru ankum min sayiatikum vallahu bima ta'malun habir. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Leyse aleyke hudahum velakin Allah yehdi men ve ma tunfiku min hayrin feli enfusikum ve ma tunfikuna illa bitiga vejhillah ve تُنْفِقُوا مِنْ min يُوَفَّ yuvaffa ileykum ve entum la tuzlemun. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir lilfukara illazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum jahilu aghnia'a min atta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nase ilhafa ma tunfiqu min khairin fa innal laha bihi alim sadakalar kendilerini allah yoluna adayan yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır, sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler, siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّا وَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَى نِيَّةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder, kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat vallahu la yuhibbu kulle esim. Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır. Bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Burada sadakalardan maksat hem farz olan zekat hem de nafile olarak Allah yolunda yapılan bağışlardır. Ayet-i Kerim hem sadakaların sevabının kat kat olacağını hem de sadakası verilen malların bereketlendirilip artırılacağını ifade etmektedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَمُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاتَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Ya eyyühellezine amenut tekullaha ve zeru ma beqiye miner riba in küntüm mu'minin. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Fe illem tef'alu fe ezenu bi harbin min Allah ve Resulü ve in tubtum felekum ru'usu emvalikum la tezlimun ve la tuzlemun. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur ve in kana zu usratin fe ila meysara ve en tesaddaku hayrul lekum in ta'lemun eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Vettaku yawmen turcaun fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlamun. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ya eyhellezine amenu izza tedayentum bi deynin ila ecelin musemen fektubu. وَلْيَكْتُبُ بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم أقسى عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فُسكُم بكم واتقوا الله ve Allah. vallahu bi şeyin alim ey iman edenler belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın aranızda bir yazıcı adaletle yazsın yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın her şeyi olduğu gibi dost doğru yazsın üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şey eksik etmesin hepsini tam yazdırsın eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerini ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun. Borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayette borç ve alışveriş işlemlerinde anlaşmazlık çıkmasını önleyecek, tarafların haksızlığa uğramamasını sağlayacak belgelendirme, şahit tutma ve rehin gibi önlemlerin alınması istenmektedir. Bu uygulamaların ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılara kadar inilmiş olması, konuya verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ancak prensip işlemin sağlama alınması olmakla beraber karşılıklı güven duygusunun da önemli bir unsur olduğu ve bunun kötüye kullanılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Ve in kuntum ala seferi ve lem tecidu katiben ferihanum makbuda fe in emina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina emanatahu vel yettakillaha rabbe ve la tektumu'ş şehade ve men yektumha fe innehu asimun kalbu Vallahu bima ne alim. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Lillahi ma semavati ve ma fil ve in tubdu ma fi enfusikum <Sessizlik> ev tukhfuhu yuhasibukum bihi la feyaghfiru limen yasha ve yu'azzibu men yasha vallahu ala kulli şeyin kadir göklerdeki her şey yerdeki her şey Allah'ındır İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar Dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhimi Rabbihi vel mu'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nuferriku beyne ahadim min rusulih. Ve kâlu semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel mesir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de indirilmiş olup 200 ayettir. 33. ayetinde geçen Ali İmran sureye adını vermiştir. İmran, Hz. Meryem'in babasının adı olup peygamberlik ve hikmet ocaklarından olan bir ailenin esasıdır. Bu surenin hakim konusu bu ailenin temsil ettiği nübüvvet Hz. İsa Aleyhisselam ve Hıristiyanlıktır. Tevrat, İncil ve Kur'an'ın aynı ilahi kaynaktan geldiği, bu kitapların müteşabih ayetlerde ihtiva ettiği fakat bunların din esaslarına zarar vermeyecek tarzda tefsir edilmesi gereği vurgulanır. Özellikle Hristiyanlığın bazı müteşabih, mecazi kelimelerin yanlış tefsirine dayandığına ima edilir. Nübüvvetin esasının tevhid olduğu, bu esas üzere dinlerin şirk unsurlardan temizlenmesi gerektiği bildirilir. Ehli kitap diyaloğa ve hakka davet edilir. Daha sonra cihattan ve Uhud gazvesinden bahsedilerek bu vesile ile müminlere ebedi prensipler gösterilir. Hakkı tebliğin onun muvaffak ve muzaffer olmasının vesileleri hatırlatılarak sure sona erer. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Allahu la ilahe illa huvel kayyum. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. Kayyum varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten demektir. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedehi ve enzelet tevrate vel incile min kablu hudel linnase ve enzelel furkan. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ زِنْتِقَامٌ O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Kurkan, Kuranın diğer bir adı olup, Hak ile Batılı birbirinden ayıran demektir. İnna Allaha la yakhfa alehi şeyun fil erdi ve lafi sema. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Huwallezi yusab virukum fil arhami kefiye sha. La ilahe illa huvel alazizul hakim. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. مطلق صاحب دير وكما صاحب دير. والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنه وابتغاء تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ min مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul الْأَلْبَابِ O sana kitabı indirendir. Onun yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Yani müteşabih ayetler manasını ve hakikatini sadece Allah'ın bildiği ayetlerdir bunların insan zihni tarafından tümüyle kavranmasına imkan yoktur. Allah'ın sıfatları, kıyametin ahvali, cennet, cehennem gibi hususlarla ilgili ayetler ile surelerin başında yer alan hurufu mukatta'a bunlardandır. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, bu ayetleri bütün yönleriyle anlaması mümkün değildir. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz wa lana min ladunke rahme entel vehhab. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la raybe fih. İnne Allah la yukhliful Rabbimiz şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَا وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُنَّارِ Dini inkar edenlerin ne malları ne de evlatları müstahak olmaları sebebiyle Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Kede bi ali firavne vellezine min kablihim kezzebu bi ayatina fa akhazahumullahu bi zunubihim vallahu şedidul ikab Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar, Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ve جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِحَادِ İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Kad kana lekum ayetun fi fi'atinil takata fi'atun tukatilu fi sabilillahi ve ukhra kafiratu yarawnahum mislayhim ra'yal ayn vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha in fi zalika la'ibratan li'ulil absar <laughs> Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Bu ayet, müminlerin kendilerinin sayıca üç katı olan müşriklere karşı Bedir'de kazandıkları zaferi işaret etmektedir. Müşrikler kendilerini tahminen müminlerin iki katı olarak görüyor ve sayıca fazla oluşlarına güveniyorlardı. Oysa bu zahiri bir sayı üstünlüğüydü. Zira Enfal suresinin 9. ayetinde de işaret edildiği gibi Allah müminleri bin melek ile desteklemişti. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantereti minel zehebi vel fîzzeti vel khaylil musevvemeti vel en'âmi vel hârz. Zalike metaul hayati dünya. vallahu indehu husnul meab Kadınlar, oğullar, yükük altın ve gümüş salma atlar, davarlar ve ikinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Kul eunubbiukum bihayrin min zalikum لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمٍ تَحْدِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُتَهَّرَةٌ وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَس۪يرٌ بِالْعِبَادِ De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır.'' Allah kulların hakkıyla görendir. اَلَّذ۪ينَ <laughs> يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكِنَا عَزَابَ النَّارِ اَسَّابِر۪ينَ وَالسَّادِق۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ وَالْمُنْفِق۪ينَ وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْأَسْحَارِ Bunlar Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından kuru diyenler, sabredenler, Doğru olanlar huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel ve ulul ilmi qâimen bil La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İn Neddi ne indallah İslam ve مختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم وَمَيْكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Allah katında din İslamdır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf Aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Fe in haccu kefekul eslemtu vechhiye lillahi ve menitteba'a ve kul lillezina utul kitabe vel ummiyine eslemtum fe in eslemu fe kad ve in tawella fa inma aleikel bülag vellahu basirum bil ibad Seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de İslam kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Ümmi okuma yazması olmayan demektir. Buradaki kullanımı ile kendilerine kitap verilmeyenlerle Arap müşrikleri kastedilmiştir. Kitap verilenler ise Yahudilerle Hristiyanlardır. İnnellezîne yekfurune <laughs> bi âyâtillâhi ve yektulûne nebiyyîne bi gayri hakkı ve yektulûne lezîne ye'murûne bil qisti minen nâsi febeşşirhum bi azâbin elîm. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, İnsanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Ula ikellezine habitat a'maluhum fit dünya ve ve malehum min Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yud'awna ila kitabillahi liyahkuma baynahum thumma yatawalla minhum wa hum Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor Zalike bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ve gerrhum fi dinihim ma kanu bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır fe keyfe izza jama'nahum li yevmin la raybe fihi ve vufiyat kullu nefsin ma kesebet ve hum la bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden ki herkese kazandığı tamamen ölenliği vakit halleri nice olacaktır. Kulillâhumme mâlikel mulki tu'til mulke menteşa teşâ ve tenzi'ul mulke ve tuizzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedike'l hayr inneke alâ kulli şey'in kadir de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülk dilediğine verirsin Dilediğinde de mülkü çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Tuleculleyle fil nehari ve tulecun nehare fil leyli ve tukhricul hayye minel meyt ve tukhricul meyte minel hayy ve terzuku men teşa'u biğayri hisab. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. La yettehizil mu'minun el kafirine evliya emin dunil mu'minin. Ve men yef'al zâlike Allahi minallâhi fî şeyin illâ en tettekû minhum tukâh. Ve yuhazzirukumullâhu nefsah. Ve ilallâhil mesîr. <laughs> Müminler müminleri bırakıp inkarcılara dost edilmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. Kul tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lamu Allah ve ya'lemu ma fi's semavat ve ma fi'l ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrim, muhtara ve ma amilet min su. Teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden ba'ida ve yuhazzirukumullahu nefse ve raufum bil Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın çünkü Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir Kul ati'u Allah ve Resul fe in fe inna Allah la yuhibbul kafirin de ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. İnna Allah estefa Adem'e ve Nuh'a ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'a alel alemin zürriyeten ha min ba'd Vallahu Allah'u semi'un alim. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. İzekaleti hani İmran er Rabbi inne nazartu leke ma fi batni muharraran fe minni inneke entes semiul alim. Han İmran'ın karısı Rabbim karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin demişti. Felem ma ha qalet rabbi inni bada'tuha unsa vallahu a'lemu bima vada'at ve leysa zekaru kel unsa ve inni sammaytuha meryeme ve inni u'izuha bika ve zurriyataha minash şeytanir recim. Onu doğurunca rabbim dedi Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Ayeti i Kerime'deki bu ifade İmran'ın karısının doğurduğu kızın hayalinde canlandırdığı ve adadığı erkekten daha hayırlı olacağını işaret etmektedir. Çünkü bu kız Hazreti İsa'nın annesi olacaktır. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem bu sana nereden geldi derdi o da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Zekeriya Meryem'in teyzesinin kocasıydı. Meryem'in beyt Makdis'e bakımını Zekeriya peygamber üstlenmişti. Hunalike de de'a Zekeriya Rabbe, kâle Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibe, inneke semî'u du'a. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla iştensin dedi. Fenadetuhul melaiketu ve huve kaimu yusalli fil mihrabi enne Allahe yubeşşiruke bi Yahya musaddikan bi kelimetin min Allahi ve seyyida ve seyyida ve hasura ve nebiyyem min es salihin. Zekirya mabette namaz kılarken melekler ona Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi İsa'yı doğrulayıcı efendi nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı ya, müjdeler diye seslendiler. Rabbi Allahu zekeriya Ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir dedi Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi Kale Rabbi cealli ayeten kale ayetuke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa remza. Vezkür rabbeke kethire ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Zekeriya, Rabbim çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet insanlarla üç gün konuşamaman ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an sabah akşam tesbih et. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Hani melekler ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ya Meryem nuti لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda ruku edenlerle beraber ruku et demişlerdi. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk ve كُنْتَ لَدَيْهِمْ ledeyhim iz yulqun aqlamahum eyhum yekfulu Meryem ve لَدَيْهِمْ kunte ledeyhim Ey Muhammed bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini Kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. İz kâletil melâiketu ya Meryemu innallâhe yubeşşiruki bi kelimetin min ismuhul Mesihu İsa Meryeme Meryem vecihen fi'd dunya ve'l ahireti ve minel mukarrabin. Hani melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır ve yükellimun nase fil mehdi ve kehle ve mines O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır. Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması ile ilgili olarak ayrıca bakınız Maide Suresi ayet 110. Meryem Suresi ayet 29-33. Galet Rabbi enna yekunu li veladu ve lem yemsesni beşer. Gale kezalikillahu yahluku yasha. İza qada emran fe inne ma yekulu lehu kun fe Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen olu verir dedi. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel, vel incil. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم İnne fi zalikale ayeten in kuntum mu'minin Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar ona üflerim o da Allah'ın izniyle hemen kuş verir Körü ve alacayı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhilla lekum ba'dellezî hurrime aleykum ve ci'tukum bi ayetim mir rabbikum fettekullâhe ve Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. İnna Allah Rabbi ve Rabbukum fa'budu. Haza siratun mustaqim. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. işte bu doğru yoldur. Felemma ahassa <Sessiz> Isa minhumul küfre qala men ensari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون İsa onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları Allah'a iman ettik şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Rabbena amennâ bima enzelte ve resûle fektubnâ me'aşşâhidîn. Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular. Onların tuzaklarına karşı Allah da tuzak kurdu. Allah tuzağa karşı tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayette sözü edilen tuzak İsrail oğullarının Hazreti İsa'ya suikast düzenleme girişimidir. Allah'ın tuzak kurması kavramı ise Allah'ın kurulan tuzağı bozmasını veya tuzak kuranları cezalandırmasını ifade etmektedir. İz kâle ya İsa inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye ve mutahhiruke min ellezîne keferû ve câilul lezîne tebe'ûke fevkal lezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh. Sümme ileyye merci'ukum fe ahkumû beynekum fî mâ kuntum fihi tahtelifûn. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. Fe emmellezine keferu fe uazzibuhum azaben şediden fit dunya ve lahire ve ma min İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. Ve emmellezine amenu ve amilus salihati fe yuveffihim ucurehum ve Allahu la yuhibbuz zalimin. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Zalike netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. Ey Muhammed! Bunu Bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. İnne mesele İsa indallahi ke Adem halakahu min turabin summe Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen ulu verdi. Hazreti Adem'i topraktan anasız babasız yaratan Allah Hazreti İsa'yı da babasız yaratmıştır. Ayette Allah'ın kudretinin sonsuzluğu, onun kudretinin her şeye gittiği belirtiliyor. Ayrıca Hz. Meryem'in iffetine de dikkat çekiliyor. El hakku min rabbike fela minel el mumterin. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Bu ayete mübahale ayeti denir. Mübahale bir konuda haklı olanın ortaya çıkması için usulünce lanetleşmek demektir. Necran Hristiyanları Kur'an Hz. İsa'nın babasız doğduğunu kabul ettiğine göre onun Allah olması gerekir iddiasını ileri sürdüler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hakkın ortaya çıkması için onları mübahaleye davet etti. Ancak onlar bunu kabul etmediler. İnne hâzâ lehuvel kasasul hakkı ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azizul hakim. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah, fesat çıkaranları çok iyi bilir. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَوْ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ تَوَلَّ فَقُولُ شْهَدُوا de ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'a bırakıp da kimimiz, kimimiz ilah edilmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Bu ayet inince önce Hristiyan iken sonra Müslüman olan Adi bin Hatem Ya Resulallah biz din büyüklerimize tapmazdık dedi. Hazreti Peygamber onlar size bir şeyi helal veya haram kılar, siz de onların dediklerine uymaz mıydınız? İşte bu onlara tapmak demektir buyurdu. Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unzileti tevratu vel incilu illa min ba'di efela Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Yahudiler, Hz. İbrahim'in Yahudi Hristiyanlar da onun Hristiyan olduğunu iddia ediyorlardı. Ayette onların bu iddiaları kınanıyor ve içine düştükleri çelişkili durum ortaya konuyor. Her bir dine mensup insanlar onun nasıl kendi dinlerine ait olduğunu iddia edebilirler. Halbuki her iki dinin kaynağını oluşturan Tevrat ve İncil, Hz. İbrahim'den sonra inmiştir. Yahudi ve Hristiyanların bu iddiaları sonuç olarak Hazreti İbrahim'e Yahudilik ve Hristiyanlıktaki yanlış inanç ve uygulamaları isnat etmek anlamına geleceğinden ayette bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığı ona iftira edilmiş olduğuna işaret vardır. Nitekim surenin 67 ve 68. ayetlerde konu açık olarak ortaya konulmaktadır. Ha entum ha ulai hacctum fi ma bihi ilmun felime hacun fi ma lekum bihi ilm Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ma kana İbrahimu Yahudiyyen ve la Nisraniyyen ve lakin kana Hanifem muslima, ve ma min el İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan fakat o Hanif Allah'a bir tanıyan Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Yahudiler Hz. İbrahim'i Yahudi, Hristiyanlar da onu Hristiyan kabul ediyor, hakkında tartışıyorlardı. Ayet bu konuda onlara gerçeği ifade ediyor. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hazen nebiyyü vellezine amenu. Vallahu veliyul mu'minin. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar bir de bu peygamber yani Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Veddet taifetum min ehlil kitabi lev ve ma yuzillune illa ve ma Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar. Ya ehlel kitab lima tekfurun bi ayati llahi ve entum teşhedun Ey kitap ehli gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz Ya ehlel kitab lima el hakka bil batili ve tektumun el hakka ve entum ta'lemun Ey kitap ehli niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz ve kalet taifetum min ehlil kitabi aminu billezi unzile alellezine amenu ve cehennahari ve kifuru leallehum yerci'un. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar size bakarak dönerler dedi. Bu ayette İslam'ın önünü kesmek için başvurulan psikolojik savaş yöntemlerinden biri dile getirilmektedir. Medine civarında yaşayan bir takım Yahudi bilginler ve liderler, imanı henüz sağlamlaşmamış kimseleri şüpheye düşürmek için aralarında bir karar almışlardı. Buna göre İslam'ı kabul etmiş gibi görünecekler, sabah namazını Müslümanlarla birlikte kılıp akşam üzeri İslam'dan çıktıklarını ilan edeceklerdi. Amaçları hiç olmazsa bazı kimselerin bunlar vazgeçtiklerine göre Müslümanlıkta mutlaka bir eksiklik bulmuşlardır demelerini sağlamaktı. Ayette onların bu planları ortaya konmaktadır ve la tu'minu illa limen tabi'a dinakum kul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun misla ma utitum au tuhadducum rabbikum kul inal fadhlu biyedi llah yu'tihi men yasha wallahu alim sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler de ki şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz dedi. Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. يَخْتَسُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللّٰهُ ذُّ الْفَضْلِ <الْعَظِيمًا> O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنتار يُؤَدِّهِ إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يُؤَدِّهِ إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كتاب أهلنا أوليس Ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Bu ayette geçen ümmi kelimesi tefsir bilginleri tarafından zayıf kimseler, bilgisizler, kitap ehlinden olmayanlar şeklinde yorumlanmıştır. Yahudilerin bir kısmı hak, hukuk ve dürüstlük konularında kendilerini yalnızca kendi dindaşlarına karşı sorumlu tutuyorlar. Kendi dinlerinden olmayanlara karşı ise dürüst davranma zorunluluğu duymuyorlardı. Bela men evfa bi ahdihi ve fe inna Allahu yuhibbu'l muttaqin. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah'ta sakınanları sever. İnne'llezine yeşterûne bi ahdi'llahi ve eymanihim semenen kalilan ulâike lâhala kalek lehum fil âhireti ve lâ ve la yukellimuhumullah ve la yanzuru ileyhim yawmal kıyameti ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır ve inne minhum leferikay yelvun elsinetehum bil kitabi li tahsebuhu min el kitabi ve ma huwa min el kitab ve yekuluna huwa min indillahi ve ma huwa min indillah ve yekuluna ala llahi el kezibe ve hum ya'lemun onlardan kitap ehlinden bir grup var ki kitaptan olmadığı halde kitaptan sanasınız diye okudukları kitap tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Mâ kâne li beşerin en yu'tiyihullahu'l kitâbe ve'l hükme ve nubuwwate summe yaqûlâ lin nâsi kûnu ibâde lî min dûni'llâhi velâkin kûnu velâkin kûnu rabbâniyye nimâ kuntum tu'allimûne'l kitâbe ve bimâ kuntum tedrusûn. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'a bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesini incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Ve la ye'murekum en tettehizul melaikete ve nebiyyine erbaba eye'murukum bil küfri ba'de iz entum muslimun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkârı emreder mi? Ve iz ahasallahu mısakennabiyine lema ataytukum min kitabi ve hikmetin summe ca'akum rasulun musaddikul lima ma'akum latu'minun bihi ve latansurunnah. Qala aqrartum ve ahaztum ala zalikum isri Kalu Akrarna kale feşhedu ve ene ma'akum min Hani Allah peygamberlerinden andolsun size vereceğim. Her kitap hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? demişti onlar. Kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Femen tevella ba'de zalike fe ulaike humul fasikun. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Efe gayre dinillahi yebghun ve lehu eslema men fis semavati vel ard tu'a ve kerha ve ileyhi yurcaun. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Kul amennâ billâhi ve mâ unzile aleyne ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Ya'kûb'e vel esbâti ve mâ Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim. La nuferriku beyne ahadim minhum ve nahnu lehu muslimun. De ki Allah'a bize indirilene yani Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ve men gayra'l İslam dinen felen ve huve fi'l Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din Ondan kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve shahidu enner rasule hakku ve ja'ahumul bayyinatu vallahu la يهdil kavmaz zalimin İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Ulaike cezauhum enne aleyhim la'netallahi vel melaiketi ven nasi ecma'in. İşte onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve la Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez, onlara göz açtırılmaz. İlla ləzin tabu min bagd zâlîk ve aslâhû, fâ inna Allâh gafûr Ancak bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İnna ləzin kafûr bagd imanîm, thum mazdâdû küfrâ lân ve ulâ humud humuddâlûn. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda İleri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. İnne'llezine keferu ve matu ve hum kuffarun felen yuqbala min ahadimhim mil'ul ardi zahabu ve lev iftada bihi ulaike lehum azabun elimu ve malehum min nasirin. Sadakallahul azim. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya dünya dolusu altını fide verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Allah doğru söyledi.